Yarın Bir Kadın Uğruna Birinci Bölüm Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Eser Eser Federik Dart. Uyarlayan Fahri Öztürk. Kayıt montaj Engin Karagöz. Haklısınız. Bugün Kesinlikle gelemem. Olmam. Hayır imkansız. Israr etme lütfen ma? gelemem dedim sana. Kocamı unutuyorsun ama. Hadi bayan hadi. Umumi telefonla bu kadar da konuşulmaz ki. Ah bayım kadınlar böyledir işte. En büyük özellikleri çeneleridir. Ne yapsan susturamazsın onları. Hadi bayan lütfen yeter artık. Biz de telefon edeceğiz. Buyurun edebilirsiniz bayım. Teşekkür ederim. Ay. Vay canına. Hiç böylesi güzeline rastlamamıştım. Sarışın, mavi gözlü, dünyalar güzeli bir şey. Kim acaba? Hadi bayım hadi. Kadına bakmayı bırakın da içeri girip telefonunuzu edin. Sırada biz de varız Aa, ha. Af affedersiniz, affedersiniz. affedersiniz. Öz özür dilerim. Kadının güzelliği adeta büyüledi beni. Böyle bir mahluk, böylesi bir kasabada değil de Paris'te yaşamalıydı. Yüzde yüz sinema artisti olurdu. Alo. Fargo merhaba ben Blaze. Merhaba Blaze. Ben de senden haber bekliyordum. Anlat bakalım ne oldu orada? Hiçbir şey olmadı dostum. Boşuna gelmişim bu kasabaya. Nasıl boşuna? Yolladığım yer iş vermedi mi sana? Hayır. Boş bulunan kadroya birini almışlar. Anlayacağın büyük ümitlerle geldiğim kasabadan elim boş döneceğim. Hay aksi. Ne yapalım üzülme. Başka işler bakarız sana. Ne zaman dönüyorsun Paris'e? En kısa zamanda. Bu kasabayı hiç sevmedim. Tamam moralini bozma Gelir gelmez uğra bana Olur hadi Allah'a ısmarladık Güle güle ha, Yerde bir şey var Ah, Cüzdanmış Acaba içinde para var mı Varsa yaşadım demektir Cebimde tren parasından başka metelik kalmadı. Vay. Bayağı para var bunun içinde. Hem de sekiz bin frank. İşte benim gibi işsiz ve cebi delik biri için küçük bir servet. Ba bakayım başka neler var. Ah, bir tane kimlik çıktı. Herhalde cüzdanın sahibinindir. Kim acaba? Vay canına. Benden önce telefon eden güzel kadın değil mi bu? Adı da Jermaine Casteen. Ah. Bir de vesikalık yakışıklı bir erkek resmi var. Kim acaba? Hadi bayım hadi ya. Biz de telefon edeceğiz. Tamam, ben. tamam çıkıyorum. Buyurun girebilirsiniz Doğrusu sizin de çene bazlıkta kadınlardan kalır yeriniz yokmuş bayım Ne kadar da uzun konuştunuz Özür dilerim bayım Özür dilermiş Bu Germain kasten kim acaba Postanedeki memurlara sorayım Onlar kendini tanıyabilirler e, Affedersiniz bir şey soracağım Buyurun Germain Castell'in adında bir hanım tanıyor musunuz Germain kasten mi dediniz Evet A, elbette tanırım. Hot sokağında oturuyor. Nasıl biri? Yani yalnız başına mı yaşıyor? Hayır. Kendisi kasabanın cenaze levazımatçısıyla evlidir. Cenaze levazımatçısıyla mı? Evet. Cenaze levazımatçısı mezarcının karısıdır o. Siz Bay Kastin'i tanımıyor musunuz yoksa? Ya hayır. Ben yabancıyım. Neden sordunuz? Çok sevimsiz bir adamdır da ondan. Ya demek öyle. bu Hot sokağına nereden gidilir acaba? E buradan çıkıp sağdaki büyük caddeye sapın. Soldaki ilk sokak Hot Sokağıdır. Hı hı. Sokağa girince de dükkanı görürsünüz zaten. Kapısının sağında ve solunda tabutlar durur. Ha. E peki Bayan Castaign o nerede oturuyor? Dükkanın üstündeki evde. Ha. Fakat her aklıma geldikçe çok merak ediyorum. Onun gibi güzel bir kadının iç tabut dolu bir evde ölü yüzlü bir adamla nasıl oturduğunu gerçekten çok merak ediyorum. Ben de. Aslında benim gibi işsiz güçsüz meteliksiz bir serserinin yapması gereken içindeki 8 bin franga alıp cüzdanı çöpe atmak. Ama kadın öyle güzel ki sırf onunla tanışmak için cüzdanını kendine götüreceğim. Ha işte cenaze dükkanını gördüm. Kapının önündeki yaşlı ve suratsız adam da kadının kocası olmalı. İyi ama cüzdanın içindeki resim kime ait? Sakın sevgilisinin olmasın. En iyisi resmi cüzdandan çıkartayım. Kocası görür filan da kadını zor durumda bırakmayayım sonra. Ha, i̇yi akıl ettin bunu. İyi günler. Hmm, buyurun. Bir arzunuz mu var? Ee, şey, bayan Jermaine ile görüşebilir miyim acaba? Hmm, adım Haşir Kasteyn. Jermaine olur Ne görüşeceksiniz kendisiyle? Ee, bir sakıncası yoksa kendisiyle konuşmak istiyorum. Hmm, bir dakika. Jermaine! Jermaine! Bir dakika gelir misin? Geliyorum Haşir. Evet ne oldu? Bak bu bay seninle konuşmak istiyor. Ya e, ne ne istiyorsunuz benden? Şey Bayan Kastein cüzdanınızı getirdim size. Sanırım düşürdünüz. Cüzdan mı? Doğru mu bu Jermen? E, e, evet evet. E, çok teşekkür ederim bayım. Gerçekten de cüzdanımı kaybetmiştim. Aa, hiç değişmeyeceksin değil mi? Bu ne dikkatsizlik böyle? <laughs> Teşekkürler bayım. Para var mıydı cüzdanda? Evet var. Buyurun. Ben alayım. Hayır. İçine bakmak istiyorum. Verin bayım. Buyurun. Hmm. Vay canına sekiz bin frank var ha dünyanın parası Germain beyefendiye teşekkür etmelisin Tabi teşekkür ederim bayım ha, Rica ederim bayan ben insanlık görevimi yerine getirdim Cüzdan nerede buldunuz ee, Şeyde e... ee, Yolda bulmuş olmalısınız çarşıya alışverişe çıkmıştım da ee, yolda buldunuz değil mi bayım Aa, Evet evet tabi tabi yolda buldum hmm. Neyse dışarıda durmayalım Hadi buyurun içeri girin de size soğuk bir şey ikram edeyim. size zahmet olacak. Aa, ne zahmeti canım. Siz sekiz bin frankımızı bulup getirdiniz. Öyle değil mi Cermin? Evet, tabii tabii. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> Demek buralı değilsiniz ha? Evet Parisliyim. Bir iş temsilcisi misiniz yoksa? <laughs> Olacaktım. Kasabanıza gelmemin sebebi de bu zaten. Bir dostum kauçuk fabrikasının satış elemanı aradığını haber verdi bana ama ha. geç kalmışım. Birini bulmuşlar. Hı. o halde şu anda işsizsiniz öyle mi? Eh, öyle de denilebilir. Hem işsiz hem de meteliksizim. Evli misiniz? Hayır. Bir bu artım var. Evliliğe karşı mısınız yoksa? Ha, yo, yo o maksatla söylemedim. İşsiz ve parasız olduğum için bir de evli olsaydım karım olacak kadın hapı yutmuştu. <laughs> Demek burada işiniz rast gitmedi öyle mi? Evet dedim ya benden önce biri davranıp işi kapmış. Peki bizim kasabada çalışmak ister miydiniz? Fark etmez nerede olsa çalışırım. Özellikle kasabanın hoşuma gitti. Zaten oldum olası taşra kasabalarına bayılırım. Biraz <laughs> daha içer misiniz? Yok yok teşekkür ederim bu kadarı kafi. Bayağı ferahlandırdı beni. <laughs> Meşrubatları daha çok severim. Oldum olası içkiyi sevmem. Ah ne kadar güzel. Babam alkolüyüm biriydi. Bu yüzden de ihtiyar yamadan öldü zaten. Ya, <laughs> yeah. E, bana müsaade Bay Kastey'in. Siz ve eşinizle tanıştığıma çok memnun oldum. Ne o? Gidiyor musunuz? Evet. Bir saat sonra Paris'e kalkan bir tren var. Ona yetişmem lazım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Pardon, adınız neydi? Blaise Delange. Hmm. Biliyor musun ne düşünüyorum Germain? Hayır, bilmiyorum. Benim bir yardımcıya ihtiyacım var. Çünkü sağlığım tek başıma çalışmama mani. Bay Blaise de madem ki bir iş arıyor, diyorum ki... Yani sizinle çalışmamı mı istiyorsunuz? Evet, neden şaştınız öyle? Şey, şaşmadım desem yalan söylemiş olurum. Çünkü mesleğinizin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum bile. Hem bakalım bu işi kıvırabilecek miyim? Aa, canım bu işin hiçbir zorluğu yok. Cenaze levazımatçısıyım. Ölüyü alır, tabuta koyar, merasimini yapar, gömerim. Yoksa siz ölülerden korkuyor musunuz Bay <laughs> Yok canım, ne diye korkayım ölülerden? E, yalnız nasıl izah edeyim bilmem ki. ilk başlarda biraz sıkılabilirim belki. Aa, i̇nanın bana, zamanla ne sıkılır ne de çekinirsiniz. İşe başladığım zaman ben de öyleydim ama alıştık gitti işte. Korkulacak gidecek bir tarafı yoktur bunun. Ha, affedersiniz. Telefon çalıyor. Şimdi gelirim ben. Bayan Kastey'in... Efendim? Hazır kocanız yanınızda yokken cüzdanınızdan aldığım şu resmi vereyim size. Buyurun. <laughs> Teşekkür ederim. Bana büyük bir iyilikte bulundunuz. Ee, benimki bir ön seziydi sadece. Kocamın iş teklifine ne diyorsunuz? Ne dememi istersiniz? Şey... ...kabul ederseniz... ...sevindirirsiniz beni. Ah, bir iş için aradılar. Biri ölmüş. Biliyor musunuz Bay Blaze? Bizim mesleğin en önemli tarafı... ...işsizlik nedir bilmeyiz. Zira tıp her hastalığa çare bulduğunu sanıyor ama... ...ölüme asla. Ölen ölüyor yine de. O zaman da bize iş çıkıyor. Eee... Bir karara varabildiniz mi bakalım? Evet. Teklifinizi kabul ediyorum Bay Castein. Ha, ah, buna sevindim işte. Size ayda 10 bin frank vereceğim. <laughs> Yemekleri bizimle burada birlikte yiyeceksiniz. Kasabadaki garotelin sahibini tanıyorum. Size orada hesaplı bir oda tutarız. Ha, ne diyorsunuz? Tamam. Güzel. Madem işi kabul ettiniz, hadi hazırlanın. Gidiyoruz. Nereye? Ee, az önce telefon edenlerin evine. Ölü kaldıracağız. Ee, peki ama daha önce telefonunuzu kullanabilir miyim? Elbette. Nereye arayacaksınız? Paris'te yakın bir dostumu, eşyalarımı göndermesini isteyeceğim. Aa, benden. Tabii tabii. Hemen arayın. Telefon soldaki ikinci odada. Teşekkür ederim. Yapmadığım bir mezarcılık kalmıştı. Telefon neredeydi? Ha, sehpanın üzerindeymiş. Alo... Fargo ben Blaise... Merhaba dostum... Geliyor musun Paris'e? Hayır... Burada bir iş buldum... Kalıyorum... Ne işiymiş bu? Cenaze levazımatçılığı... Diğer <laughs> deyimiyle mezarcılık... <laughs> Bırak davga geçmeyi... Kimi kandırıyorsun? Doğru söyle... Ne işi bu? Ciddi söylüyorum... Tabut satacağım... Ölü gömeceğim... Blaise... Senin bir çıkarın olmasa... Bu işe girmezdin... Söyle bakalım... Ne uğruna yapacaksın bu işi? Aha, bir kadın uğruna dostum... Bir anda çarpıldım sanki... Elimde değil Fargo. Sarışın, mavi gözlü, harika bir şey. <laughs> Sen hiç değişmeyeceksin dostum. E söyle bakalım kimin nesi, kimin fesi? Aa, boş ver şimdi. Senden bir ricam var. Benim elbiselerimi bir, bir bavula koyup buraya gar oteline gönderebilir misin? Tamam, yarın yollarım. Bay Blaze. Aa, siz miydiniz Bayan Kastey'in? Aa, sözünü ettiğin bayanın sesi bu mu? Evet e, buyurun bayan kasteyin Kocam arabayı hazırladı sizi bekliyor Tamam e, şimdi geliyorum Sesini duydun Fargo Bir de kendini görsen düşüp bayılırsın Blaze, Blaze, Aklını başına topla Evli bir kadınla uğraşma Ne sana ne de kadına hayır getirmez Bilirsin Tavsiyene teşekkür ederim dostum Şimdi kapatmam gerekiyor çünkü bir ölü kaldırmaya gideceğim Ölen zengin birine benziyor galiba. Baksanıza evin içi pahalı eşyalarla döşenmiş. <laughs> ölen zengin ama yakınları cimri. Göreceksiniz ucuzundan bir tabut ısmarlayacaklardır. Öyle olacağını nereden biliyorsunuz Bay Kastey? <laughs> Çünkü ölen çok yaşlı bir adamdı. On yıldır hastaydı. Ev halkı günde üç defa altını temizliyordu. Ellerinden gelse adamcağızı çöp derecesine tıkarlar. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz beyler. Sizi beklettiğim için özür dilerim <laughs> Rica ederim Büyük babanızın ölümüne çok üzüldüm Bay Richard ah, Bize Ama ne yaparsınız kader işte hı hı. E, Nasıl bir tabut ve nasıl bir tören istersiniz acaba Babamı iyi tanırdınız Şatafattan lüksten müksten hoşlanmazdı pek. Ah Yani sıradan bir şey istiyorsunuz Evet e, Bakın Bay Richard e, Masrafa girmek istemediğiniz belli e, Siz nasıl isterseniz biz öyle yaparız ama Sonradan yapılacak dedikodular sizi üzmesin ne demek istediğinizi anlayamadım bayım. Demek istediğim şu sıradan bir tören yaparak yakınlarınızın yatalak bir ihtiyarın ölümüyle büyük bir yükten kurtulduğunuzu sanmalarını istemezsiniz öyle değil mi? Şey evet haklısınız elbette İşin bu yönünü düşünmemiştim doğrusu. Hı -hı. Madem öyle babama birinci sınıf lüks muhteşem bir tabut ve cenaze töreni yapılmasını istiyorum. Ah tabii Bay Richard. Emredersiniz Bay Richard. Her şey şanınıza, şöhretinize uygun bir şekilde yapılacak Bay Richard. <laughs> Bu bizim Blaze Yaman bir genç. Bıçkı fabrika sahibi Richard'ı tanırsın. Ne yaptı? Etti adamı yola getirdi. Babasına birinci sınıf bir cenaze töreni yapmamıza ikna etti adamı. <laughs> bir de bu işi yapabilir miyim diye düşünüyordunuz Bay Blaze. Bakın daha ilk günden neler becermişsiniz. Ya, <laughs> ee, önemli olan işin püf noktasını bulmakta Bayan Kastey'in. Ha. Neymiş o püf noktası? Ee, çok basit. Ee, siz bu kasabanın cenaze işlerine bakan tek insansınız. Yani bir rakibiniz yok. Doğru. Ben bugün dükkanı kapatsam milletin ölüsü evinde kalır. İşte bu yüzden müşteriye istediğiniz gibi davranıp istediğiniz parayı alabilirsiniz. Çünkü ölüleri mahkum sizi. Hmm. Çok zeki bir insansınız Bay Blaze. Akşam yemeğine kalıyor musunuz? Yo teşekkür ederim. Yaptığımız anlaşma dışına çıkmamak lazım. Ben yalnız öğle yemeklerini yiyecektim burada. Hmm, fark etmez canım. Bu akşam misafirimiz olabilirsiniz değil mi? Aa teşekkür ederim ama otelime gidip erkenden yatmak istiyorum. Hmm. Bir Kadın Uğruna adlı eserin birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.